Merhaba sayın izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Anadolu Ligi 15. sezonda bir panorama programında daha birlikteyiz. Bugünkü misafirim, konuğum, yayın ortağım Soner Çağlayan. Soner abi hoş geldin. Hoş buldum. Önce istersen çok ufak hızlı bir seni tanıtalım. Yeni Olur. sezonlarda, bundan sonraki sezonlarda nasıl ilerleyecek onu şey yapalım. Soner abi yeni ortaklarımızdan, yönetim kurulu üyelerimizden. Geçen sene sen disiplin kurulundaydın. Evet. Oradan işi fazlasıyla zaten biliyorsun ki daha önce de biraz da anlatacaksın. Bu işleri çok fazlasıyla yaptın. Hı. Yeni ortağımız, yeni yönetim kurulu üyemiz Soner Çağlayan. Eyvallah, Buraya bir alkış teşekkür koyalım. ederim. Buraya bir alkış koyalım. Eyvallah. Ben Soner Çağlayan. Genelde 410'un kaptanı olarak tanır herkes beni. Yıllardır bu liglerin içinde hem oyuncu olarak hem koordinatör olarak bulundum başka bir ligde. Ya bu işin içindeyiz 2010 yılından beri. Çok da seviyoruz. Sadece koordinatör değil mi? Orada o kuruculuk da var Bu neredeyse. hemen Hani hemen. ilk başlar, değil mi? Yani Evet. sayılabilir. Koordinatörlük de yaptım. Şimdi işin daha farklı bir boyutundayız. Yine içinden gelme biri olarak buradaki işleyişi daha farklı bir hale getirmek, daha güzel hale getirmek için çabalıyoruz hep beraber ekip olarak. Bugün Fırat dün Galatasaray'ın galibiyetinden dolayı zafer sarhoşu olduğu için ben yayın yapıyorum. Sabah baktım 26 tane story paylaşmış. Ali Samiyen, Metin Oktay, Icardi falan herkesi Okan Buruk paylaşmış. falan her şeyi Herkesi yazmış bir paylaşmış. yerlere. Öyle köşe yazısı gibi. Onun zafer sarhoşluğundan dolayı ben varım yayında bugün İki Okan'la Beşiktaşlı olarak. Yani biz beraber. oraya çok fazla ilgilenmediğimiz için Aynen. burası daha ideal. Aynen. Galatasaray'ı da tebrik edelim bu arada. Serkan'da da biraz bir mutluluk var. Ağzı hiç kapanmıyor. Şu anda bizi çekiyor da. Yayınımıza geçelim. Programımıza geçelim. Hemen geçelim. İstersen önce yeniliklerden bahsedelim. Ya yani biz Evet. Fırat abiyle yaptığımız programda da biraz bahsetmiştik ama belki ortalarda bahsettiğim için kaçıranlar olmuştur. Önce formasıtlarla başlayalım. Başlayalım. Formasıtlar önce nasıl bir uygulama onu anlatalım. Basit bir şekilde anlatalım aslında. Formasıları çok önemsiyoruz. Formasıtlar çünkü halı sahiplerine ilk bizle giriyor. Formasıtları şu şekilde anlatabilirim basit bir şekilde. Maçkolik benzeri bir uygulama. Maçınız olmadığı zaman da o gün kimlerin maçı var girip canlı bir şekilde takip edebileceksiniz. Toplu oynama yüzdelerine kadar kim nereden şut çekmiş, kaleci kaç kurtarış yapmış, gollerin asistleri nerelerden gelmiş işte gol şutu çeken nereden gol atmış vesaire gibi ayrıntılara kadar veren bir uygulama. Bu uygulamayı şimdi biz aslında maçlarda bunların istatistiklerini tutuyoruz. Normalde bir tablet veya telefon yardımıyla biz bunları maç içinde kameranın yanında izleyen arkadaş takır takır işleyecek ama Evet. şu anda maalesef bütün takımları entegre edemediğimiz için, bütün oyuncuları entegre edemediğimiz için şu anda daha başlayamadık. Ama bütün notları bizde entegre edememe sebebimiz de biraz zor bir uygulama. Onu kabul Kesinlikle ediyoruz. çok Yani hak, çok aşamaları haklısın. çok fazla olan bir uygulama ama aşama aşama biz kaptanlara anlatıyoruz. Takımları ve oyuncuları ne kadar hızlı şekilde entegre edebilirsek sisteme, ne kadar hızlı şekilde üye yaparsak biz de uygulamayı o kadar hızlı şekilde başlamak istiyoruz. Gerçekten biz de heyecanlıyız bu konuda. Siz de uygulamaya başladığında bundan çok keyif alacağınıza eminim. Çünkü hepimizin telefonlarında o biraz önce Kesinlikle. bahsettiğim benzer uygulama var. Bütün maçları oradan takip ediyoruz. Düşünün bir halı saha liginde aynı şekilde bir uygulamadan maçları takip edeceğiz. Bütün puan durumları, gol ve istatistikler her şey orada görünecek. Gerçekten bu konuda heyecanlıyız. Takım kaptanlarından da ve oyuncularından da bu konuda biraz özen istiyoruz açıkçası ve hızlı bir şekilde. Ne kadar hızlı yaparsak bu işi o kadar hızlı başlayacağız. Biz de kaptanlara ve oyunculara gördüklerimizde, konuştuklarımızda işte üye olalım, hemen yardımcı olalım şeklinde ilerleyeceğiz. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olacak. Çok haklısın abi. Ben hemen bir iki örnek üzerinden bunları değerlendirmek istiyorum. Mesela Soğanlık benim hakkımda en net gelen örneklerden bir tanesi. Soğanlık hiç galibiyeti yok. Ancak özellikle 7 Mayıs maçındaki ilk yarıdaki oyunu çok güzel bir oyundu. Kesin. Yani şut sayısı, ayağındaki top Kesin. oranı, paslaşma sayısı. Tabii ki pası yapamayacağız Hı. uygulamada ama yine de topla oynama oranını ve şut sayısı ile birlikte aslında ilk yarı o kadar da bir mağlubiyet alacak oyun Tabii. oynamadığını göreceğiz. Veya aynı şekilde Koz Yatağı. Şu an evet ligin belki son sıralarında gözüküyor ama oyunlara baktığında hiç bunları Oyunu iyi. gelecek bir oyun yok. Kesin. Yani Los Blancos maçını hatırlıyorum. 44'e kadar 1-1 giden bir Aynen. maç. 44'ten sonra 3-1 oluyor, 3-2 Hı. oluyor ve öyle bitiyor. Ya bu tür şeylerde çok değerli olacak. İstatistik her şey değildir ama en önemli Çok şeylerden bir şeydir. tanesidir. Evet. Jose Mourinho'nun lafıydı galiba, değil mi? Özel bilmiyorum ama Alex Ferguson'da özellikle de halı olabilir. saha gibi ufak bir alanda 7 kişiyle oynanan ve sürekli her şeyin değişebildiği bir ortamda gerçekten bu istatistikler bize güzel doneler verecek. Bir de biz Kesinlikle. bunları sonrasında içerik olarak da Tabii. kullanacağız.
Sallıyorum o hafta işte bir kaleci 17 tane kurtarış yapmış. İşte bu kaleci işte paylaşımını yapacağım. Bu hafta onu. Mesela Karabela'da şey vardı, Kenan abi vardı. Kenan inanılmaz çok kurtarmış. İnanılmaz kurtardı evet, ama bana da yazdı ya Okan benim maçın adamı seçemez miydiniz? Hı. Abi dedim kusura bakma hani burada bir sistem var. Maçı kazananlarından seçiyoruz evet, maçın evet, adamını. Evet. Ve sen futbolun her yerinde tabii. Böyle. Ama onu ne şekilde onur edebiliriz? Bu sefer işte Kenan 17 kurtarış yapmış. Haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi diye paylaşarak onur edebiliriz. Maçın çok oyuncusu seçmesek de. Bu verileri işte ne kadar hızlı adapte olursak bu sisteme bu verileri de alacağız ve inşallah sizlere de sunacağız. Güzel bir şekilde bekliyoruz, heyecanlı bir şekilde. Fatih Atal gibi şimdi telefon numaramı göstereceğim. Hacatan öyle bir hikaye gelmiş hatırlarsınız. Yok yani. Bir sıkıntı var evet. Yani şöyle bir sıkıntı var. Uygulamada Soner'in de söylediği gibi çok zor bu uygulama. Yani, aşamalar çok fazla. Çok fazla aşama var ve bazı kelimeler bizim bildiğimiz kelimelerden farklı anlamlarda kullanılmış. Mesela oyuncu kaydı yaptırırken lisanslı tarafı var. Ya kulüp lisansı dediğimizde oyuncularımız genelde hafta sonu benim duyduklarım kadarıyla normal bir TFF lisansı zannediyor onu. Hayır. Uygulama bunu şey olarak söylüyor. Şu anda Anadolu Ligi'nde veya bir halı saha takımında aktif olarak oynuyor musunuz? Evet, aktif olarak oynuyorsanız kulüp lisansı. Yani siz aslında 7 bela takımının veya işte Başa Bela'nın, Kara Bela'nın kulüp lisanslı oyuncusu oluyorsunuz. Evet. Yani bizdeki lisanslı mantığı TFF olduğu için bazı oyuncularımız onu yanlış anlayabiliyor mesela. Onu basit bir şekilde bir metin haline getirip tabii, kaptanlara iletip onları da oyunculara iletirse daha hızlı bir şekilde entegre çok ederim. Çok yani demeye çalıştığım şey benim numaram tüm kaptanlarda vardır. Burada evet. Olan bizi izleyen tüm kaptanlarda vardır. Takıma dağıtabilir. Hem oyuncu profilleri kurmakta hem takım profillerini takımları lige eklemekte sonra yaşayan tüm takımlarda beni istediği zaman yazabilir, evet. Arayabilir. Bizden destek alın bu konuda. Spiker konumuz var. Spiker. Evet. Maçları artık spikerle anlatmaya başladık. Şu an için 2-3 haftada işte bazı maçlarda özetlerde var, bazılarında yok. Çünkü yeni bir uygulama. Bizim için yeni bir uygulama. Tabii ki yasal liglerinde kullanılıyor. Bizim için yeni bir uygulama. O yüzden personel de biraz bir alışma süreci var. Geliştirmeye işte, çalışıyoruz. İnsanları tanıma süreci var. Maçı anlatma, aksiyonu anlatma. Tabii ki o. Kolay bir aksiyonu şey. Anlatmaya alışmış. Hocam bir de halı saha çok böyle dediğim gibi dar bir yer olduğu için ya işte vuruyor şut atıyor. Bir saniye yani sonra diğer tarafta bir şut atılıyor. Evet. Yani biraz daha zor normal maçı anlatmaktansa ama hafta ilerledikçe gelişimden ben kendi adıma çok memnunum. Özellikle bu haftaki birkaç maçta yapılan özet Sapa diye bir arkadaşımız var. Çok güzel yapmıştı mesela bence benim dinlediğim kadarıyla. Gelişimden çok memnunum. Bu da bir iki hafta içinde sistemin oturup gerçekten de özeti izlerken bir Süper Lig özeti izliyormuşsunuz havası katacağına neredeyse eminim. Tabii ki de bununla birlikte maçın full halini alırsanız full halli spikerli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Onu da söylemek lazım. Evet. Buraya eklemek istediğin bir şey var mı? Spiker konusunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yani tek tek bütün özetlere bakıyoruz. Orada yapılan bir hata varsa veya işte daha iyi yapılabilecek bir şey varsa arkadaşlara iletiyoruz. Bunlardan emin olabilirsiniz. Çünkü önem verdiğimiz bir konu. Bunu da daha iyi yapmak istiyoruz. Umarım Okan dediği gibi bir iki hafta içinde daha böyle oturmuş bir sistemde daha iyi özetler ve daha iyi spiker performansları çıkacaktır ama tabii ki bu spikerlik hani yoldan geçen bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bunun kesinlikle. İçin insanlar eğitim alıyorlar üniversitelerde, kanallarda, kurslarda. Tabii ki ama düzenlendi. Evet, yani spor denetimi düzenlendi yani, biliyorsun. Onu işte o seviyeye göre yorumlarsanız tabii ki yani bir beIN Sports spikeri kadar tabii ki mükemmel anlatamaz ama belli bir halı saha seviyesinde güzel, akıcı, güzel bir anlatımla anlatabilecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Eksikleri dediğim gibi hep not alıp arkadaşlara iletiyoruz. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacaktır. Çok haklısın. Maçlara, takımlara geçelim yavaş yavaş istersen. Çünkü insanlar da genelde orayı bir tık daha fazla merak eder. Bilerek bu sefer öne aldık duyurularımızı. Evet. Çünkü buraları dinleyin önemli diye. Serkan buna şey koymayalım kanka. Dakika koymayalım altına. Herkes sana bırakmadık bilerek. İkinci ligden başlayalım istedin. Sen istedin bunu. Evet. Özellikle istedin. Ben dedim ikinci ligden yani başlamak istiyorum. Benim olduğum günlerde ben ikinci ligden başlamak istiyorum programı. Bir şey soracağım. Sen de Fırat abi yaptığınızda ne olacak? Varsa ben hiç gelmedim. Şey yaparız. Taş kağıt makas yaparız. kim kazanırsa ondan başlarız. Anlaştık. Gelelim liderle başlayalım. İkinci ligde şu anda averajla 3 tane takımımız aynı puanda ama liderlik averajla İnönü FK'da 3 galibiyet artı 13 averaj gibi çok önemli bir başlangıç yaptı İnönü. Hem yeni bir turnuva hem yeni bir saha. Buna rağmen hiçbir eksiği de yokmuş gibi gözüküyor. İnönü tam bir takım görüntüsü veriyor sahada. Yani öncelikle onu söyleyebilirim. Fazla kişi geliyorlar maça. Sağ kenarında destekçileri var. Sağda çok iyi yerleşiyorlar bir defa. Yani gerçekten takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. Çok etkili ayakları da var işte Muhammed. Bir de 7 numaraları adını unuttum şimdi. İsim hafızam çok iyi değildir. Biraz önce spiker için söylediğim şeyler benim için de geçerli. Numara söyleyebilirim, mevki söyleyebilirim.
Sen şey yap, ben buradan sana söylerim isimleri. Tamam. Zamanla herkesin adını ezberlediğim zaman isimleri söyleyeceğim. Ama şu anda 7 numara diyorum mesela İnönü FK'da. Ama Muhammed'i biliyorum 10 numara. O şekilde ilerleyeceğim. Diğer takımlar için de önceden söyleyeyim bunu. İsim hafızam çok iyi değil ama ezberlemeye çalışıyorum. İnönü gerçekten iyi yerleşiyor sahaya. İyi bir futbol oynuyorlar. Etkili ayakları var. Eğer başkası giymediyse Gaffar yazıyor sistemde. Olabilir. Başkası Olabilir. giymediyse. Uzun yapılı bir arkadaş, böyle iyi bir topçu. Bu hafta zaten 3 gol atmış olması lazım. Aynen 3 gol atmış, 3 gol attı bu haftada. İyi bir takım. Zaten alışıklar turnuvalara. İlk defa Kesinlikle. biz çok istiyorduk. Gerçekten çok konuştuk gelmeleri için bizimle. Okan, ben ikna etmek için de çok da çabaladık. Sağ olsunlar geldiler. Sahaya alıştıkça bence daha iyi olacaktır. Çok haklısın. Ben ilk iki için en büyük favorilerimden biri İnönü ikinci ligde. Şampiyon olurlar mı olamazlar mı o kısmı bilemiyorum tabii ki. O zaman eleme maçları, bir maçlık sistemler o günkü performansa bağlı, ama İnönü benim en büyük favorilerimden biri ikinci lig için. Bu hafta 4 gol atan adı Muhammed Madenciymiş İnönü adına. Onu söyleyeyim. Bir gol atan da Muhammed Can Duran. Ben 10 numara 2 gol attı diye gördüm. 7 numara 3 gol attı. Özetle Belki ben o ufak bir şekilde karışık izledim. olabilir. Tekrar kontrol Olabilir. ederiz tabii ki. Ya İnönü'nde benim en çok dikkatimi çeken şey özellikle orta saha kurgusunun çok sağlam olması. Kesin. Yani yedek ekipte de güzel bir orta saha kurgusu değişebilir. Hem değişebilir hem sistem olarak hem de beni bir kan yeni bir nefes olarak değişebilirlik olarak geliyorlar. Ve orayı çok güzel düzenliyorlar. Zaten Kaptan Emre abi stoperde çok başarılı bir oyun oynuyor. Bununla birlikte öndeki ikili de başarılı olduğumu, sağlam karşıladığım rakibini kolay kolay Çok iyi şans karşıladılar. vermiyorlar ki yani Lord of City ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi. İlk iki maçta 16 gol Tabii atmıştı. tabii. Son hafta 3 gol yani Evet. İnönü'ye karşı 3 gol atabildiler. Önemli bir orta saha kurgusu görüyorum orada. Bununla birlikte de hem uzun toplarda hem de hızlı çıkmalarda çok başarılılar. Yani daha demin senin gibi dediğin gibi Ata Muhammed Madenci'nin işte hem fiziğini de çok iyi kullanıyorlar. Çok güzel top indiriyor. Bununla birlikte işte tecrübe farkı da bazen ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Çünkü çok güzel diziliyorlar dediğin Kesin gibi. çok ya, yani savunmadaki dizilimlere Yani hayran kaldım ben. bilinmediğimiz bir yani bilinmeyen bir saha. Daha önce burada oynamamış bir takım Hazırlık maçları bilmediğimiz yaptılar sahada. aslında 2-3 burada. kere yaptılar ama ne olursa Turnuva olsun oynamak farklı tabii ki. turnuva oynamak her zaman farklı oluyor. Çünkü hazırlık maçlarında taç kullanılıyor mu kullanılmıyor mu Tabii. hakem tarafı var işin. Bilmediğiniz bir sahada bu kadar iyi yerleşiyor olmak aslında takımın birbirini ne kadar iyi Aslında o bildiğini yüzden de zaten favorim diyorum. takımın ne kadar birbirini iyi bildiğini gösteriyor aslında biraz Kesinlikle. daha. Kesinlikle. Yani o farkı çok güzel ortaya koyuyorlar dediğin gibi. Modern Futbol Akademi. Modern İkinci Futbol sırada. Akademi yani Modern Futbol o kemik kadroyu herhalde üçüncü isimle görüyoruz. Yani ilk Maltepe Şop'la gelmişlerdi. Geçen sene Valerio'nun o güçlü yarı final yapan hatta üçüncü olan kadrosunda varlardı. Bu sene de bambaşka bir isim Modern Futbol Akademi ama daha eski bir isim aynı zamanda. Bilmiyorum orada bir sponsorluk farklılığı mı oldu, Belki niye de. isim değişikliği bilmiyorum ama 2018 kurulumu olan temel takımın o kemik kadro yine işte Berk, Aytu, eskiden kaleciydi artık oyuna geçti şu an ismini unuttum çok özür dilerim. Hatta bir sezonda sakatlık yaşamıştı, bir araba kazası yaşamıştı. İsmail, bunlar hep önemli isimler, önemli oyuncular ve o kemik kadro buralarda başarı sağlamayı artık çözdü diyebilirim. Modern Futbol Akademi, ben geçen hafta Liverpool formalarıyla gelince bayağı bir hoşuma gitmişti. Böyle nostalji, eski Carlsberg reklamlı. Galiba genelde nostalji var. Bu hafta gidip gelip bilmiyorum. O çok Formayı güzel. gördün Onu mü böyle diyecektim. Formaları kırmızı çok güzel gri bir olmuş. çizgi Şey, yan bordo çizgili. gri Evet, yan bordo çizgili. gri yan çizgili. Çok hoş bir forma. Çok renkli bir takımlar. Çok eğlenceli bir takımlar. Evet. Sahada zaten oynarken de onu hissettiriyorlar. Yani eğleniyorlar. Yani iyi oynarken de eğleniyorlar. 97 numaraları, yine ismini bilmiyorum, affetsin beni. Çok etkiliydi bu hafta. 3'te 3 ile gidiyorlar. Muhtemelen de lig sonuna kadar oturmuş kadrolarından dolayı ve buraları oynamayı bildiklerinden dolayı ligin sonuna kadar da bu şekilde giderler diye tahmin ediyorum. Bir sıkıntı yaşamazlarsa. Keyif veriyorlar gerçekten izlerken. Ben bu haftaki maçları izlerken de çok keyif aldım. Bu kadar Modern hakkında söyleyeceklerim, Modern Futbol Yani Akademi hakkında. daha önce sen söylediğin gibi buraları oynamayı çok iyi biliyorlar gerçekten de. İki sezondur yani önceki sezon ilk ikiyi son anda kaçırmışlardı. Geçen sezon Villarreal'la üçüncülük takibini, geçen sezon makas bir tık daha açılmış olmasına rağmen, ilk iki ile üçüncü arasındaki makas böyle bir tık daha açılmış olmasına rağmen oradaki üçüncülük kovalamasını her zaman çok başarılı gerçekleştirdiler. Ve hep de iyi bir oyun sahaya koydular. İşte geçen sene birinci turdan başladılar, ilk iki gittiler. Tabi orada çok büyük Bir katkılar de vardı, Hüseyin şöyle abiler bir şey falan var, çok bak büyük bir oyun aklıma geldi. oynamışlardı ama. Gollerde hemen hemen herkes topa dokunmuş oluyor. Pas oyunu çok iyi Modern oynuyorlar. Futbol Akademi'de öyle bir durum var. Mesela
o anda hücumda 4 kişi varsa o 4 kişi de kesin dokunuyor. Veya savunmadan çıkarken de kaleciden başlayarak sana 7 kişi de topa dokunuyor, öyle gol atıyorlar gibi. Böyle değişik bir durum var. Hani işte uzun atayım biri durdursun vursun gibi değil de. Yok. Herkes. Zaten fizik olarak da ona uygun bir takım, evet, değiller. Yani ama uzun topa şey, oynayacak. Pas oyunu çok iyi yapıyorlar ya gerçekten. Hızlı aslında, hızlı ayakları var. Yani her şeye verdim mi? Çok özür dilerim. Hemen geliyorum. Kaptanları. Neredesin? Yok, hayır. Aa, çok kaçırdım. Çok özür dilerim ya. Heh, Emirhan Terzi'ye verdin mi? Bu tekli ayağınızı atar aslında. Yani onu da yapabilirler ama oyun olarak ondan zaten keyif almıyorlar. Oyun olarak 2 sezondur da tık 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 hep sahanın seviyorlar. İçinde oynamayı, kendi kale önünde bile oyun oynamayı seviyorlar. Zaten. Keyif alıyorlar, izlerken de keyif veriyorlar. Eğleniyorlar sahada, belli yani. Yani asist kralını kimden çıkar dersen, ben mesela buradan futbola çıkma ihtimali daha yüksek. Olabilir. Yani özellikle Berk ile İsmail'in uyumunu ben genelde çok beğeniyorum. Aytun'un orta sahadaki o isabetli pas ve savunma oyununu çok iyi beğeniyorum. Asist kralını buradan çıkar şaşırmam. Olabilir. Burada gördüğüm tek bir şey var. Yani iki maçları mesela 10 tane gol yemiş modern futbol. Ve küçük bak kalkıyor ve Kıvıristan yemiş bu 10 tane golü. Belki savunma anlayışı bir tık daha zaman geçişle ilerleyecektir. Geçen sene de çünkü genelde hücum oyuncuları Valerio'da başarılı kadronun içindeydi. Daha defans oyuncularına oranla. Belki çünkü çok hücum seven bir takım. Belki defansa bir tık daha geliştirirlerse buralarda oynarken daha başarılı olacaklardır. Çünkü daha böyle Esenkent gibi, İnönü gibi ileride basmayı seven, iyi yerleşen takımlara karşı bir tık daha oyun onlara zorluk çıkarabilir. Veya işte bir ikinci plan bulmak gerekebilir onlar için ama pozitif futbolun şu andaki herhalde ikincilikte en net oynayan takımlardan biri. Kesin diyebiliriz. Esenkent'e gelelim. Onlar geçen sezonun yarı finalisti. Birincilik hakları vardı ama dediler ki Okan, biz bir yıl daha ikincilikte top oynamak istiyoruz. Tecrübe kazanmak için muhtemelen. Tecrübe kazanacak bir kadro yok aslında. Yani Esenkent'in şu anki ana kadrosu Esenkent 1453'e birleştikten sonra yani 8 yıldır 9 yıldır rakip buldu, orada burada fazlasıyla oynamış bir kadro ama biz dedik ki bir yıl daha ikide top oynayalım düşüncesine biraz daha gittiler ve başarılı da oldular. Geçen sezonu çok başarılı bir zaman geçirdiler. Yarı finale kaldılar. Direkt 2'den yarı finale kaldılar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam normal sezonu da birinci bitirerek, son haftalarda birinci bitirerek yarı finale kaldılar. Müthiş bir sezon geçirdiler. Bu sezon dediler ki daha iyisini yapabilir miyiz? Evet, yaparız. Kaldıkları yerler, yani yerlerden de devam ediyorlar. 1453'ten de çok güzel isimler aldılar. İlk hafta maçın adamı seçilen stoperde başlayıp evet, forvete geçen arkadaş. Evet, iki gol attı. Evet. Umut Azman, uzun boylu 453'ten geldi. İşte Kaptan Aydın abi yine buraya geldi. Onun dışında dışarıdan işte başka turnuvalardan, başka takımlardan çok önemli transferler getirdiler. Ki zaten geçen sezonun asist kralı buradaydı. Emre Aydın gibi bu işe çok değer veren bir kaptan var sahada. Gerçekten de Emre abinin kendi bireysel bir Instagram hesabı yok mesela. Ben bulamadım en azından. Dün bir etiket yapacaktım. Bir etiket hikayesini ama Esenkent hesabı sürekli aktif. Her gün 3-4 tane atıyor. Maçları değerlendiriyor. Şuna nasıl oynarım? Buna nasıl gelirim? Bizim orada olduğumuz 10 saatin 8'inde orada. Yani Serkan'dan daha çok orada aslında. Çünkü Serkan yarım saat geç geliyor. Abi bir saat erken gideyim mi falan yapıyor. Serkan'dan daha çok orada. Çok değer veriyorlar bu işe gerçekten de ve yeni formalarından çok beğendim. Bilmiyorum gördün mü, beyaz altın sarısı işlemeli bir forma yapmışlar. Real Madrid'in galiba 2 yıl önce öyle forması vardı. Olabilir, 2 yıl önce beyaz böyle altın sarısı işlemeli forma yaptırmışlar. Çok eğlenceli, çok güzel bir forma olmuş. Ya bu takım her zaman daha fazla yapacak. Hücumda da defansa da her zaman yüksek ihtimalle ligin en iyilerinden bir tanesi olacak. Sadece şunu düşündürüyor beni. Esenkent'te çok kalabalık bir kadro oldu. Yani geçen sene de 20 oyuncunun 20'sini de kullanıyordu Emre abi. Hani Okan ben 25 kadro almıştım ama 20 kişiyi de kullanacağım dedi. İşte bir maça 2-3 kalecinin geldiği zamanlar oldu ama geçen sene biraz daha yerler belliydi. Yani bu adam geldiyse onu ilk 7'ye yazıyordum. Bu sene seçenek daha fazla. Bunu eğer iyi ayarlayabilirlerse, bu dengeyi iyi kurabilirlerse gerçekten de yani çok ciddi bir şey olacaktır. Ya bir yandan avantaj kadro genişliği, kadrodaki fazla insan sayısı ve herkesi oynatayım şeyi. Bir yandan dezavantaj olabilir ama orada iş kaptana düşüyor. Ki bu kadar tecrübeli bir takım, bu kadar tecrübeli bir kaptan da o dengeyi kuracaktır yani. Ben başladıkları gibi lig sonuna kadar giderler diye düşünüyorum. Çünkü sağlam bir oyunları var sahada. Nasıl diyeyim? Oynarken bir şekilde maçı çevirir, evet, bir şekilde skoru bulur. Ki Medbos maçı öyle olmuştu. Geriden 3-1, geldiler 4-1 diye biliyorum. 4-1 mi neydi? Sonra 6-4, 5-4 yaptı. Bir şekilde çevirirler, bir şekilde golü bulurlar, bir şekilde kazanırlar diyebiliyorsun izlerken. Çünkü onu sana gösteriyor dışarıdan bakan birisi olarak. Lig sonuna kadar bu şekilde giderler. Tabii ki aralarda kayıplar olacaktır. Kesinlikle. Ama ben yine geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yarı final görürler diye düşünüyorum. İlk 2'den olmasa da playoff'tan en kötü yarı finale kadar giderler diye düşünüyorum. Belki de ilk 2'de bitirirler. Ben de son 4'ün için en ciddi adaylardan yani. Bir tanesi. Çünkü artık her şeyi
tüm sisteme alıştılar. Sahaya alıştılar, şeye, turnuvaya, hakemlere, her şeye alıştılar. Artık final için hiçbir şey onların önünde engel değil gibi gözüküyor. Tabii ki de futbol top yuvarlak. Tabii ki. Gelelim Bakkalköy'e. Onlar da sezona güzel başladı. İki galibiyet, bir beraber kaldılar. Evet. Beraberlik ilk hafta Kartal Sitesi'ye karşı 7-7'ydi ki orada müthiş başlangıç yapmışlardı. 21. dakikada 5-1 gibi bir skorla öndelerdi ama oyunu tutamadılar. Aslında Bakkalköy sağlam takımlarından biri ligin. İyi ayakları var. Sadece savunmada biraz nasıl diyeyim, tembel, yani burada alınmasın arkadaşlar, tembel diyebilirim. Çok savunma yapmayı sevmiyorlar. Hep hücum yapalım. Zaten attıkları gol sayısından da anlaşılıyor yani. 7, 12, 9 gol. Ki zaten defansif olan Murat Yusa şu an ligin gol kralı. Aynen. Ve kadronun stoperlerinden bir tanesi. Ali ile ikili oynuyorlar normalde. Aynen. Aynen. Hücumu seviyorlar. Gol atalım, gol atalım ama işin bir de işte savunma kısmı, özellikle de zorluk derecesi yüksek maçlarda işi savunma kısmına ihtiyaçları olacak. O kısmı biraz geliştirmeliler ama gerçekten gol atma dertleri yok yani. Rahat bir şekilde gol atıyorlar. Bu hafta işte 3 arkadaşa bölünüyor goller. İnanılmaz goller. Aralardan kaçanlar, uzaktan vuranlar falan. Gol potansiyeli çok yüksek. Ama biraz mücadele kısmını ve savunma kısmını bir tık yükseltmeliler. O da bir anda olabilecek bir şey değil. Çünkü ne kadar çok işte Gunners'tan ayrılan arkadaşlar olsa da hep aranda maç yapıyorsun. Bir anda bir takım oluşturayım, ben lige gireyim diyorsun. Şimdi bu aranda yaptığın maçlar gibi olmuyor bir yerden sonra. Şimdi turnuva çok farklı bir şey. Ya, onun tecrübesini 3-4 isim var aralarda. Var ama onu bir takıma yaymak, bütün takıma empoze etmek biraz zaman alan bir şey. Doğru söylüyorsun. Mesela sallıyorum 10. maçtan sonra belki o savunma kısmı oturacak. Abi savunma da yapmalıyız kısmı belki o zaman gelecek. Ya da zorluk derecesi yüksek bir maçı kaybedecekler. Diyecekler ki tamam biz hücum yapıyoruz ama biraz da buna da önem gösterelim diyecekler. O zamanla olabilecek bir şey. Ama ligin iyi takımlarından biri. Dediğim eksiklikleri, aksaklıkları da onarırlarsa ligin favorilerinden biri olarak görüyorum ben. Çok haklısın. Gelelim bence neredeyse Anadolu'nun aynı durumda olan bir takıma da Marsu Plevi. Evet. Onlar da iki galibiyet bir berabere kaldılar. Onlar bir tık daha genç bir ekip. Daha dinamikler, koşuyorlar. Çok koşuyorlar gerçekten. Çok ciddi bir efor var ortada. Uzaktan şut ihtimalleri yüksek. Ama savunmada açık vermekten de geriye durmuyorlar. Yani baktığımızda İşte Kavarese 5-5 beraber kalmış. Küçük Bakkalköy 5 galibiyeti var. Kartal Sen'de 5-4. Yani hep atıyorlar ama yeme potansiyeli her bu zaman yüksek. Bu hafta geriden geliyorlar. 3-1 ilk geriyle bırak geçiriyorlar. İkinci yarı dönüyorlar. Genç, potansiyelli, futbolu bilen, ayakları olan bir takım. Ama biraz önce Bakkalköy'de söylediklerimin hemen hemen aynısı onlar için de geçerli. Savunma kısmında biraz yerleşimde sıkıntıları var. Akıllarda hep böyle hani hücum yapalım, gol atalım ama işte işin öbür kısmını onlar da zamanla muhtemelen anlayacaklar. Lige hem isimleriyle, formalarıyla, karakterleriyle de lige renk katan takımlardan biri. Kesinlikle. Hoşuma gidiyor gerçekten. Zaten eğlenceli bir takım oldukları, logolarından, isimlerinden de belli zaten. Keyif alıyorlar değil mi? Kesinlikle. Ligin iyi takımlarından biri Marsu Plevi. Playoff'larda kesin olacaklardır. Ama ne kadar ileriye gideceklerini onlar kendileri belirleyecekler. İşe savunma kısmını oturtabilirlerse, mücadele kısmını bir tık daha, iki tık daha arttırabilirlerse kendilerini daha yukarılarda görebilirler ama orada artık onlara bakacak iş. O önemli maçlarda. Gelelim bir sonraki takıma. Lord of City 6. sıradalar. 2 galibiyet, 1 mağlubiyetleri var. Mağlubiyette bu hafta dışlar İnönü karşısında. Evet. 5-3 bir mağlubiyet. Ama onun dışında önceki 2 haftaki oyunları çok kuvvetliydi. Bu hafta da aslında fena top oynamamışlar. Evet. Yani oynamamışlar ama İnönü çok iyi kapanan bir takım. Biraz önce bahsetmiştik zaten. Lord of the City böyle değişik aslında. Dışarıdan bakınca bu kadar enerjik, bu kadar böyle tempolu oynayabilirler mi diyorsun ama gerçekten iyi bir oyun oynuyorlar. Yani zaman zaman çok baskın top oynayabiliyorlar maç içinde. Bir de en böyle ilgincime giden şaşırdığım konularda bir Süleyman abi her maçta bir karambol golü atıyor mesela. Her maçta ama bak 3 maçı golü koklamak ya. 3 maçı da izleyin. İşte şut kaleden dönüyor o orada. Ya da işte vuruyorlar adamlardan dönüyor orada dokunuyor falan. Her maçta aynı golü attı. Bu haftaki özeti izlerken dedim yine mi aynı golü attın abi dedim içimden. Gerçekten öyle ama onlar da ligin iyi takımlarından biri. Bence ikinci ligin iyi takımlarından biri. Zamanla muhtemelen oynaya. Onlar da bir takımdan ayrılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ataşehir'den. Yani. Ataşehir. Çok umarım 1-2 oyuncu ya var ya yok gibi bir i̇şte, durum var orada yani. Oradan ayrılıp geldiler. Onlar da zamanla birbirleriyle oynadıkça iyi sonuçlar alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi ayakları var. Mücadeleleri çok iyi. Mücadelelerini çok beğeniyorum. Onlar da yine böyle 10-11-12 kişi falan geliyor maça. O çok hoşumuza giden şeyler bunlar. Ben tam onu söyleyecektim yani. İlk üçü dışarıda bırakıyorum şu anda. İnönü, Modern Football ve sen kendi dışarı bıraktığımda. Geri kan sıralarına baktığımda
uzun vadede başarı yakalayabilecek ekiplerin başlarında geliyor bence. Kesin. Tek sebebi de şu, çok ciddi bir yedi kulübesi katkısı var. Tabii. Yani sadece gelmek de değil, O, oyun stili girenler katkı da değiştirilebiliyor, veriyor. aynı oyunu farklı metotlarda oynanabiliyor. Yani yedi kulübesindeki hem nicelik hem nitelik olarak oradaki fazlalık, oyun sistemi. Bir de bunların üzerine Süleyman abi gibi bu işin taktik tarafını seven bir isim geldiğinde, yani Çok seviyor. çok, yani Ligi Okan diyor bu onu maçı mesela, çok her seviyor. maça geldiğinde önce benim yanıma geliyor. Okan diyor bu maça böyle hazırlandı. Nasıl hazırlandı abi? Harika. İşte bu takım böyle oynuyor, ben bunu yapıyorum. İşte ikinci yarı bu adamları alacağım. Abi geçen hafta eklediler de herifler 10 tane gol attı, niye değiştiriyorsun? Bu takıma karşı onlar Olmaz. oynamaz Evet. gibi. Yani bu işi seven de bir isim olduğunda kurulum çok daha iyi olacaktır. Uzun vadede başarı sağlayabilecek ekiplerden bir tanesi, ama ilk başarı şu ana kadar çok güzel atlattılar, ama ilk 6-7 haftayı da dediğin gibi ne kadar iyi atlatırsa o kadar Kesin, yukarıda bitirecek. kesinlikle, kesinlikle. Gelelim Kartal City'ye. Kartal City. Bildiğimiz ekip aslında, geçen sene Ajax 87'den değişme. Evet. Birinci ligden çok önemli transferler, işte Sezer gibi, Levent gibi çok iyi transferler bana sorarsan. İkinci ligde gerçekten kalburüstü transferler oldu. Ki özellikle Levent abi bu hafta mesela kaledeydi, ki hem ileride top tutma özelliği var, kale geçme özelliği var gibi çok müthiş bir yedek oluyor. Sezer abi tam bir kaptan zaten. Bunu genç yaşta da görüyorduk. Onlar da sezonda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle başladılar. Artı iki avarajları var. Kartal City aslında beklediğimden kötü başladı diyebilirim. Kesinlikle. Çünkü bu tecrübeye, bu kadro yapısına daha çok puan almalıydı veya daha çok maç kazanmalıydı diye düşünüyorum. Ama mesela sahada dağınıklar biraz. Özellikle savunma kısmında. Hatta bu haftaki maçlarında böyle bazı pozisyonlar var. Tabii buradan söylemeyeceğim. Diğer takımlar için hani kolaylık olmasın diye. Bazı pozisyonlar var böyle. Nasıl bu tecrübedeki takım bunları yapar diyorum. Savunmadaki bazı yerleşimlerde ve adam kovalamalardan bahsediyorum. Tabii ki ama Çok hücumcu bir özeline kadro girmeyeceğim. olduklarından olabilir mi? Neyden? Çok hücumcu bir kadro oldukları için İşte olabilir mi? bak, bir ikinci ligde demek ki genel böyle bir durum var. Hücumu seviyorlar, okey. Yani biz turnuvaya girdik, ikinci ligde oynarız, gol atarız, ama işte işin o savunma kısmı çok daha önemli. Ya yani İnönü FK'nın başarılarından biri bence bu. Kesinlikle. Yerleşim, savunma, orta saha, Dört tane gol yemişler. hepsinin yeri belli yani böyle. Şimdi tamam, tabii ki hücum yap. Yani golünü at, ama onu koruyamadıktan sonra bir anlamı yok yani. Ki bu hafta koruyamadı Kartal City. 3-1'den. 3-1, 3-1'den maçı verdi. Biraz orta sahada, savunmada dağınık bir görüntü veriyorlar maçlarda. Ama bunu toparlayamayacak bir takım değil. O tecrübeye sahipler. Ki transfer döneminde de ekleme falan da yapabilirler diye düşünüyorum. Daha önce yaptıkları gibi. Muhtemelen toparlayacaklardır, ama biraz işte o saha içindeki dağınıklığı işini çözmeleri lazım. Çok haklısın. Yoksa gol bulurlar. Onda bir Ben o sıkıntı yok. dağınıklık kısmını şöyle yorumladım şimdiye kadar. Maçın farklı anlarında farklı bir mental durumdalar. Yani ilk maça bakıyorum işte 5-1 geri düşüyorsun. 45. saniyede 2-0 geridelerdi. Sonra toparlayamadılar. 21. dakikada 5-1 geridelerdi. O rüzgarı tersine çevirip maçı 7-7'ye getirdiler son Evet. anlarda. İşte son haftaya bakıyorum ya ilk yarı çok rahat bir oyun oynuyorlar. 3-1 Evet. öndeler. Top onların ayaklarında ama ikinci yarıya bir çıkıyorlar. Olay tam tersine Evet. geliyor. Yani maçın farklı anlarında onları ayakta tutacak ya değişiklik olabilir. İşte orta sahaya belki bir tık kuvvetlendirmek o karşılayan topu karşılayan işte Yedi Ya da Belan'ın sağ için ateşleyici bir şey uzun gerekiyor. yıllardır savunduğu o ikilinin önündeki oyuncu dediğimiz bir defans yönündeki oyuncu belki değişikliği olabilir. Veya işte bir daha böyle baskın bir kaptan karakteri şey Evet, işte işte onu demek istedim. Ateşleyici bir şey. Hani takım, ateşleyici bir hadi takım toparlanıyoruz. Hani 3-1'den 4-3 oldu maç, ama hadi beyler diyecek kaptan bir karakteri figür değerli olabilir. olabilir. Kesinlikle. Çünkü gerçekten bu sonuçlardan daha fazlasını yapabilecek bir takım. Çok fazlasını yapacak bir takım. Doğru söylüyorsun. Gelelim Louis Piton'a. Onlarda bir galibiyet, iki mağlubiyetleri var. Galibiyet aldıkları tek haftada sahada Fırat Bozgaç yoktu. Başka bir şey söylemeyeceğim. Piton, İşi şakası tabii ki tabii ki, ama doğruluk payı da var yani. O, yani. Serkan da onaylıyor şu anda. Doğruluk payı da var. Abi fena çekiyordu ya. Düşürüyor diyor Serkan mesela takımı Fırat için. Oo Yüzüne de söylüyor. Yüzüne de söylüyormuş, bir sıkıntı yok. Piton, ligin değerli takımlarından biri. Sahada çok yapmak istediklerini yapamasalar da iyi, önemli isimlere sahipler. Ki yani 3 tane yeni transfer getirdiler. Ebrar, Onur ve Birkan gibi. Yani Birkan oyuna alıştın mı? Daha doğrusu takım Birkan'a alıştın mı? Yani Birkan öyle bir oyuncudur. Hani bırakırsın sahada ve o komple sana ortadaki o 30 metre yani 50 metre diye düşünüyorum sağ bizim hemen hemen 50 metre diye biliyorum. Aradaki 30 metreyi sana tek başına oynar. Yani oraya basar, pasını alır, Kesin. dağıtır. Takım Birkan'a alıştın mı?
başka bir şey oynamaya başlayacaklardır ama o zamana kadarki o sancı süreç işte, nasıl geçecek? Potansiyelleri var ama potansiyellerine ulaşana kadar bir süre geçecek muhtemelen. Kesinlikle. Birbirlerine alışana kadar. Ama gerçekten keyifli bir takım. Kaybediyorlar, kazanıyorlar ama hep böyle izlerken hiçbir sıkıntı çıkarmıyorlar veya keyif veriyorlar yani. Rakip de bence keyif alıyordur onlarla oynarken. Onlar da oynarken keyif alıyordur. Potansiyellerine ulaşmalarını ihtimali bence yüksek. İlerleyen haftalarda bakalım neler yapabilecekler. Hemen gelelim 9. sıramıza. Bol Sport Club. Geçen sezon onlar için beklenen gibi geçmedi ama bu sezon o kadar kötü başlamadılar. Bir galibiyet, iki mağlubiyetleri var şu ana kadar. Louis Piton'a karşı 5-2'lik bir galibiyet. Pro Devas'a karşı 5-2'lik bir mağlubiyet. İlk hafta Şükmen yeni kaybetmişlerdi. Onu saymıyorum. Bao'yu ben geçen sezon sizden biliyorum. Hı-hı. Bahsetmiştiniz. Geçen sezon sizin anlattıklarınız oranla şu an daha toparlanmış durumda. Kesinlikle. Gözüküyorlar. Şöyle eklemeler yapmışlar kadroya. Orta saha çok daha güçlü bu sene mesela. Yani top tutabiliyorlar, hücuma daha hızlı çıkabiliyorlar. Böyle, kesinlikle. Olarak da orta saha güçlü bir orta saha var. Bu sezonun playoff için şöyle sürpriz diyeceğim ama burada tabii arkadaşlar alınmasın. Geçen sezonki sonuçlara göre bu sezon playoff sürprizi yapabilecek potansiyellerden biri olarak görüyorum Bao'yu. Öğrenci arkadaşlarımız ne kadar çok katılabilecekler, ne kadar çok aynı yediyle oynayabilecekler, işte sınav haftaları var bunun vesaire. Tabii ki o kriterler bunu çok belirleyecektir ama ben Bao'yu playoff potasında görüyorum. O potansiyelleri var. Yapabilirler. Biraz böyle yine aynı konuya geleceğiz ama savunmada bir tık daha böyle sağlam durabilirlerse ben Bao'dan bir playoff sürprizi bekliyorum. Yine dediğim gibi geçen sezonki sonuçlarına göre sürpriz diyorum. Yani geçen arkadaşlar, sezon alınmasın. Yani sadece şu an ismini unuttum. Özür, kusuruma bakmasın. Uzun saçlı bir arkadaş var. Ve topu ona verelim. Bir şey yaparsa ne güzel düşüncesinde oynayan bir takım vardı sahada. Bu da işte 1 oluyordu, 2 oluyordu. Yanlış İlk 10 dakika, 26. ilk 15 dakika oluyordu ama daha sonra olmuyordu o tabii ki. Ama bu sene daha topu kullanabilen, daha ya bekleyelim arkadaşlar, acelemiz yok diyebilecek kadar oyun tecrübesine sahip isimlerle sahadalar. Ve bu onlar için büyük bir avantaj. Bu hafta bir tık galiba eksik kişilerde. Pro Devils karşısında başa da kötü başladılar biraz. O yüzden bir mağlubiyet geldi ama özellikle geçen haftaki Louis Vuitton galibiyeti onlar için değerliydi. Karşıda çok tecrübeli bir ekip vardı onlara göre. Yani o geçen hafta Ebrar Karakurt seni andı. İnşallah. Moskova'dan. Yani bir milli voleybolcu beni andıysa ne güzel. Ya bir yerde bir Okan Keser var. Şu an muhtemelen Moskova'da idmandadır ya. Senle muhtemelen seni... Niye o şey falan çekiyor? Ankara havası falan oynuyor. Geçti. İdmanlara başladı. İşte Ebru abi söyledi neydi ya? Karakurt. Değil. Neyse Ebru abi var. İşte Onur abi sahadaydı, Fırat abi sahadaydı falan. Yani çok değerli bir ekibe karşı böyle bir galibiyet almaları çok değerli onlar için. Oyun toparlanırsa zaten fazlasını renk katıyorlar ama oyun olarak da futbol olarak da hem yukarı zorlayacak hem de değer katacaklardır. Hemen gelelim 10. sıra Dinamo Maltepe. Onlar da bir galibiyet aldılar şimdiye kadar. O da ilk haftaki şey olayı. Zaten yeni geldiler. Bu ilk kez bu hafta geldiler. Esenkent karşısında bir mağlubiyet aldılar. Takım değerlendirmeden önce bir Eren'e geçmiş olsun dileyelim. Tam onu diyecektim. Eren Taşçı'ya çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşımızın yaşadığı talihsiz olaydan dolayı. Hava çarpışmasında burnu ne yazık ki bir hasar aldı. Kırıldı galiba. Umarım en yakın zamanda gelirler. Umarım. Sağlığı yerine gelsin de. Gelelim takım adına. O Maltepe izleyebildin mi? Yok, izleyemedim. Ya ben ilk başladı. İlk 10. dakikada Esenkent gibi bir takıma karşı bu denli baskılı oynayabileceklerini, bu denli rakibini rahatsız edebileceklerini düşünmüyordum. Gerçekten müthiş baskıyla başladılar. Üzerine Melih attı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Melih de çok da güzel bir gol attı. Ben dedim ki bu takım bir şeyler yapacak. Bugün bile bir sürpriz çıkarabilir. Sonra Eren'in o talihsiz kazasından sonra biraz mental olarak geriye çekilince skor tabii ki başka bir yerde. Esenkent yine kazanabilirdi. Özellikle ikinci yarıda bambaşka bir oyun oynayacağından belli ediyordu ama Maltepe buraya oyunuyla heyecan katacağının, bana sorarsak geçen sezonlara göre makas bir tık daha açık gibi geliyor bana. Üstle alt arasında niye bilmediğim bir şekilde ama tabii ki de oynama şekillerinden de kaynaklanan bir durum. Şu ana kadar oynanan maçlardan da kaynaklanan bir durum. Ama yine de bir şeyler katacaklar bu sahaya ve futbola. Çok değerli bir ekip olacaklarını bence ilk haftadan gösterdiler. Umarım dediğin gibi olur. Genç arkadaşlar. Böyle genç arkadaşların zaten aramızda bulunması bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü zaten bu halı saha kültürü veya halı saha turnuvanın alışma süreci böyle başlıyor. Evet. Herkes bu genç yaşlarda başlıyor. Onu tutturabilen sonrasında devam ettiriyor. Turgay abinin oğlu. Turgay abiden bilin. Turgay abi bestesi bize geldiler. Hani
Turgay abi yıllardır halı sahalarda en azından emek vermiş, top oynamış bir isim. Şimdi işte genelde daha çok veteranlarda veteranlık yerine top oynuyor. Dediğim gibi kültürün devam ediyor olması, piyasanın büyüyor olması her zaman çok güzel bir şey. Dinamo Maltepe'de belki de yenir şeyin, jenerasyonun belki de en başlarında bir takım olabilecek Umarım potansiyeli verdim umarım öyle ona. olur. İnşallah. Küçük Bakkalköy, onlar 2 haftadır bizimler, 2 mağlubiyet yaşadılar şimdiye kadar. Yani aslında mağlubiyet taşıyacak, ya bu takım bu maçı kazanamaz bir oyun oynamıyorlar aslında ama Oynamıyorlar ama çok sonu dağınıklar. gelmiyor. Ya Yani sonunu bitiremiyorlar, o golü atamıyorlar yani genelde. çok dağınıklar bir defa sahada. Mücadele güçleri zayıf bir de. Biraz önce bahsetmiştim. Bu aranda halı saha maçı yapmakla burada turnuvada Çok oynamak çok haklısın. farklı. Şimdi arandaki maçta iki kişi mücadele etmese zaten zevkini oynuyorsun. Çok mesele değil ama aynı şeyi sen turnuva maçında yaparsan sahada iki kişi eksiltirsen beş kişi kalırsın bir anda. Şimdi Bakkalköy'de şöyle bir durum var. Küçük Bakkalköy FK'da mücadele gücü zayıf. Oyuncular çok mücadele etmiyorlar. Özellikle orta saha ve hücumdaki arkadaşlar. Biraz daha teknik naife kayıyor. Evet. Etkili Necip'teki ayaklar. Ayaz gibi. Geçen sene Evet. hatırlarız. Etkili ayakları var. Okey. Golü bir şekilde atabiliyorlar. Uzaktan işte paslarla vesaire ama işin savunma ve mücadele kısmında zayıflar. Dağınık bir görüntü veriyorlar. Onu toparlamaları lazım. O bir anda olabilecek bir şey değil. Oynaya oynaya, deneyimliye deneyimliye olabilecek bir şey. Ama bu söylediğim şeyi dikkate almalılar bence. Çünkü onun ucu sonrasında hep bu şekilde devam edince kaybede 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 bir yandan sonra heves de kaçabilir. Bu işi bırakmakla kadar gelebilir. Ama potansiyelleri var. Biliyorlar futbol çünkü. Bilmeyen çocuklar değil. Kesinlikle. Hepsi ayaklarına hakim pas yapmayı biliyorlar. Ama mücadele kısmında biraz zayıflar ve savunmada çok dağınıklar. Onu toparlamaları lazım. Çok haklısın. Gelelim MadBoyz'a. MadBoyz'da bir galibiyette şu ana kadar 2 puan da -9 averajı var. Yani MadBoyz ilk hafta oynadığı maçın ardından bana bu takım sıkıntı yaratır. Yani sıkıntı yaratır derken diğer Diğer takımlara takımlar karşı için. Kesinlikle bir aynı sıkıntı düşüncedeyim. yaratır düşüncesi vermiş çünkü çok kuvvetli bir Kesin. oyun oynuyorlardı. Gerçekten de öyle. Ama ikinci haftaki Bakkalköy maçı da rüzgarı tam tersine çevirdi. Niye Olabilir. böyle olduğunu düşündüm yani. Aslında bence bulunduğu yeri hak etmeyen takımlardan biri Kesinlikle. MadBoyz. Kötü bir futbol oynamıyorlar. Çok haklısın. Kesinlikle. Ama işte ilk haftaki maçlarında mesela çok çok iyilerdi. Bakkalköy maçı biraz onları belki düşürmüş olabilir mental olarak. Ama bence kesinlikle toparlanmaları lazım. Çünkü daha iyi sonuçlar alabilecek bir takım. Potansiyeli var. Mevcut kadroda yetersiz olarak düşünüyor olabilirler. Belki ekleme yapmak istiyorlarsa da 4. hafta maçından sonra da eklemeler de yapabilirler. Çünkü yani gerçekten puan tablosunda ben MadBoyz'u buraya da gördüğümde ben şaşırıyorum. Çünkü oynadıkları oyunun hakkı bu değil. Biraz saha içinde devamlılık o 50 dakikada 50 küsur dakikadaki o devamlılık önemli. Onu yapabilirlerse bence çok daha iyi sonuçlar alacaklar. Güzel takımlardan bir tanesi o da. Çok özür Formlarıyla, dilerim. duruşlarıyla, karakterleriyle hoşumuza giden takımlardan biri. Özellikle kişisel olarak söyleyeyim. Benim hoşuma giden takımlardan biri. İnşallah daha iyi sonuçlar alıp daha üst sıralara da giderler. Gelelim Pro Devils'a. Onlar da ilk 2 maçta zor rakiplere karşı oynadılar ve Evet, kaybettiler. kesinlikle. Son hafta Boğaziçi karşısında 5-2'lik bir galibiyet aldılar. Yani takım biraz daha yenilenmiş. Özellikle genç 2 isim gördüm. Enes'le diğer ismi unuttum, çok özür dilerim. Aynı zamanda işte Onur abi, Onur Orhan gibi çok biraz daha tecrübeli isimler de eklenmiş. Başka bir şey denendiği çok belli. Bir süredir zaten buralarda olan, çok uzun zamandır aslında buralarda olan ama istediği skorları alamayan bir takım. Boğaziçi onlar için bir başlangıç olabilir. Olabilir. Bir çıkış maçı olabilir. Ama hala takım birbirine uyuşması için, tam böyle sistemin oturması için hala bir Biraz zaman 2-3 maç ihtiyaçları var var gibi. gibi. Buradaki 3 maçı da ne kadar az kayıpla kapatırlarsa sezon sonu onlar için o kadar avantajlı olacaktır. Kesinlikle ben Pro Devils'in toparlanacağını düşünüyorum. İyi bir takım görüntüsü veriyorlar. Yani saha içinde dağınık bir görüntü veriyorlar evet ama dışarıdan baktığında işte maçlara gelen kişi sayısı, birbirlerine bağlılıkları vesaire hani ilerisi için ışık veriyor. İyi sonuçlar alamadılar ilk 2 hafta ama dediğin gibi bu maçı onlar için bir çıkış noktası olabilir. Bu hafta aldıkları galibiyetle daha iyi sonuçlar alabilirler bundan sonra diye düşünüyorum. Sonraki maçlarda dediğin gibi işte sonraki 3-4 maçta önündeki 3-4 maçta ne kadar hasar alırsa sonraki maçlar için daha çok umut ileriye taşıyacaktır. Gelelim Cavaliers'a. Cavaliers da şu anda bir beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puanda -8 averajı var. Onlar da Marsupilami gibi aslında onlara daha ters gelen bir takımdan puan çıkartmayı başardılar. Modern Yapıtalı Louis Vuitton karşısında da mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Yani Cavaliers bizim bildiğimiz aynı Cavaliers. Ya ben Göztepe'de de hatırlıyorum ki benden de eskiler aslında. Ta Pazar Ligi'ne dayanan bir Pazar tarihi Ligi'nde de var. vardı Cavaliers. Hasanpaşa'ya Hatırlıyorum gitti geldi.
gibi bir tarih, Vardı. bir o kadar kültür var ve hala aynı kadroyla, çok az eklemeyle, aynı oyun stiliyle ve aynı oyun bağımlılığıyla devam ediyorlar. Ben Cabarasillar'da her zaman çok takdir etmişimdir. Müthiş Kesinlikle bir oyun anlayışı, yani aynı oyun şeyi anlayışından söyleyecektim. kastım oyunun keyfini oynamak Kesin olarak. olarak müthiş bir anlayışları var. Umarım da böyle devam eder ve umarım istedikleri skorları alırlar. Çünkü aslında aralarında işte iki birinci ligde, işte Gürkan abi gibi, şey gibi, Oytun abi gibi birinci ligde tecrübe kazanmış, daha da birinci lig sertliğini oynamış oyuncular Kesin. olup geri Kesin. döndüğü gibi bir hikayeler var. Ki zaten Birkan İkbağ her zaman oynadı, her ligin kaliteli ayakları arasında sayılır. Eskiden 3. ligde de öyleydi. Şu anda bence şu anki 2. liginde kaliteli ayakları arasında girecek bir isim Birkan İkbağ. Bunların hepsiyle birlikte başarılı olma potansiyeli yüksek. Ama belki de bir tık daha. Daha demin şeyde Kartal City'de konuştuğumuz o bazı anlarda ateşleyici özelliğini Olabilir. buraya komple, O da hani neden arkadaşlar olabilir bakın biliyor hadi musun? kazanalım. Oyun, keyif alalım ama Heh. kazanalım da. Evet, işte o yok olmayabilir muhtemelen. Sen dedin biraz önce keyif alıyorlar. Yani sadece bunu keyif için yapıyorlar. Belki de o ateşleyici şeye ihtiyaç duymuyor olabilirler ama gerçekten çok güzel bir takım. Yani Kesinlikle. ben kötü de bir futbol oynamıyorlar bu Çok arada. haklısın. Ama tamamen muhtemelen onun işin hırsını bir kenara bırakıp hani oynayalım, keyif alalım olabilir sadece. Çünkü hep böyle maçın sonlarında 10-15 dakikalarında falan genelde düşüyorlar. Ki oyunun önceki kısmında o kadar da kötü değiller aslında. Gerçekten iyi de top oynadığı da zamanlar aralıklar oluyor maçta ama şu ana kadar çok iyi sonuçlar alamadılar ama ben potansiyel takımlardan biri olarak görüyorum Cavaliers'ı. Umarım da daha güzel sonuçlar alırlar sonraki maçlarda. Çünkü hani lige verdikleri değer, sahada gösterdikleri çaba, takımlara karşı hareketleri vesaire, kendi işlerindeki muhabbetleri hani güzel bir takım izlenim veriyor dışarıdan. O yüzden de başarılı olmaları, daha iyi sonuçlar almalarını umuyorum. Aristo'ya gelelim. Aristo, daha demin senin iki takım için söyledin. Ben ilk kez söyleyeceğim. Burayı hak etmedik. Yani daha sonraki haftalarda herkese gösterecekler. Yani yok yok. İki takım için onu söylemiştim. Ben şu an Aristo için söyleyebilirim demeye çalıştım sadece. Yani geçen sezon Taşlıbayır ve Endomet'in karışımı oldu biraz. İşte çok değerli işte Berat Taşkın gibi, Serkan Delik gibi bu ligde, ikinci ligde gol krallık arası krallık yaşayan isimler var. Yanında Veli abi gibi eklemeler var. Kalede tecrübeli bir kaleci var. İşte Cemil abi bu haftayı gördüm. O da gelmişti falan. İki zor maç oynadılar. Hem Esenket hem Bakkalköy maçı onlar için Evet. çok zor maçlardı. Başlangıç için özellikle zor maçlardı. Ama bir toparlanma gelecektir. Evet, kesin gelecek bence. 6 ile 10 arasını karıştıracak, oralarda O sürekli takım. dakik toplayacak bir takım olacaklar. Aristo için aldığım notu şöyle söylüyorum. Takım. Takım yazmışım. Evet. Aldıkları sonuçlar mağlubiyet olabilir ama iyi bir takım izlenim veriyorlar sahada. Hatlar, dizilişler belirli. Gerçekten iki güçlü takıma karşı oynadılar. Onun biraz dezavantajını yaşadılar ama bence kesinlikle toparlanıp üst sıralara çıkacaklardır. Çünkü hem etkili ayakları var hem de gerçekten takım gibi takımlar sahada. Dizilişleri, mücadeleleri, hücuma çıkışları güzel bir izlenim verdi bana. Sonraki maçlarda toparlanacaklarını düşünüyorum. Yani şu andaki sırası onların sırası değil. Lig sonunda, yani muhtemelen lig sonunda yine bunu düşünürüz, derizler böyle böyle demiştik diye. Lig sonunda bu sırada olmayacaklardır. Ona eminim. Çok haklısın. İkinci gibi bitirdik. Şeyler böyleydi. Biraz zamanımız daraldı. O yüzden gol krallarını, asist krallarını sonraki bölümde konuşalım. Ya da Hem biraz daha... konuşmayalım. Postunu yapacağız zaten. Evet. Arkadaşlar oradan Olabilir. görsün. Gelelim Serkan. birinci Serkan'a lige. buradan geldi taş. Birinci sırada Kazunova var. 3'te 3'le başladılar. O geçen seneki rüzgarı birebir devam ettiriyorlar. Yani hiç Kesin. bırakmamış gibiler. Hiç kesmemişler. Devam ediyorlar. Daha güçlü bir şekilde. Çok önemli bir transferleri var. Mehmet Yıldız. Yani bu takıma bu kadar uyum sağlayabilecek bir oyuncuyu bulabilmiş olmak müthiş bir şey. Yani bunu arıyorlarmış zaten. Yani 2-3-1'e döndüler. Tam olarak döndüler. Hani 2,5 belki bazen oynuyorlardı ama artık tam 2-3-1'e oynuyorlar. Ve bir kanatla Ozan, bir kanatla Mehmet Yıldız. Eskiden Ozan'ın kanadı çok yün bitti mi uzun atmak zorunda Evet. kalıyorlardı. Ancak Alternatifleri şu daha fazla anda şu anda. Mehmet'in gelmesi sebebiyle pasta da çok hızlı çıkabiliyorlar. Çünkü bir taraf boş kalıyor her zaman. Hangisini Evet. tutacaklar? Ali Mert Doğan hiçbir şey kaybetmemiş. Sürekli atıyor. Önde Mert olsa da atıyor. Olmasa da atıyor. Kesin. Uzaktan atıyor. Kale dibine kadar gidip atıyor. Bir şekilde atıyor. Bu hafta şunu gördüm. Önceki haftalar Mehmet Yıldız bunu yapıyordu. Bu hafta Ozan da yapmaya başladı. Ali Mert ve Mert Günok'un stoperleri üzerine çekmesiyle birlikte boşluktaki o kanalı çok iyi bulup araya dalıp kenara çok güzel bırakıyorlar. Aynen. Çok iyi Bunu çok goller fazla atmışlar orada. yapmıyordu Ozan. Genelde pası kullanmayı tercih ederdi. Son 2-3 haftadır o da yapmaya başladı. Mehmet Yıldız da yapmaya başladı.
Geçen sene kırdıkları takım gol rekorunu, rekor demeyeyim de tam olarak çünkü bilmiyorum rekor olup olmadığını ama 110 gollerde 110 falan attılar sezonda hep ortalama. Bu sene onu daha da ileri götürecek gibi gözüktüler benim için. Geldik Gunners'a. Gunners'ı istersen sen değerlendir. Evet, bir takım sen bir takım ben gibi yapalım ondan sonrasını. Olur. Gunners benim için sürpriz olmadı Gunners'ın şu anki sıralaması. Normalde zaten sağlam bir futbol oynuyorlardı ikinci ligde de. Geçen sezon da şampiyonluğu zaten finalde kaybetmişlerdi. Evet. İyi oyuncuları var. İyi, sağlam bir futbol oynuyorlar. Sert bir futbol oynuyorlar. Ki oynadı şu ana kadar da işte Gençler Gücü, Kozyatel, Los Blancos gibi aslında sağlam takımlarla da oynadılar. Kötü takım ama daha da zor maçları var önünde ama bu süreçte iyi bir puan topladılar bence. Etkili ayakları var, iyi eklemeleri var. Kadroya yaptıkları transferler de iyi. Tek sıkıntı işte bu hafta mesela kalede kalecileri olsaydı, Tunağan olmasaydı ama işte kadroya mesela iki kaleci eklemişler. İki kalecileri de hastaymış o gün. İşte Tunağan geçmiş. Tunağan olmasaydı mesela kalede. Tunağan olsaydı. Evet, hasta oynamış o da. Muhtemelen maçı kazanabilirlerdi bile. Maç o noktaya bile gelmeyebilirlerdi. Onlar da 3'te 3 ile devam edebilirlerdi ama işte böyle durumlarda biraz tecrübe gerekiyor. Yani kadroya iki kaleci değil de 5 kaleci yazacaksın. Çünkü kaleci zaten takımın bence %50'si aldı sahada. En önemli şeylerinden biri. Bu da bir tecrübe olmuştur onlara. Transfer döneminde muhtemelen ekleme yaparlar ama Gunners'ın ben kesin olarak üst sıralarda bitireceğini düşünüyorum. Ligin sonuna kadar ilk 6-8 tahminim o civarlarda. En kötü 8. olur. O civarlarda bitirir diye düşünüyorum. Olabilir. Los Blancos'a gelelim. Onlar da çok güzel başladılar. İlk maç Cozitan'a karşı çok zor bir maç. Ama 3-2'lik galibiyet. Sonra FC 24'e 11-5. En sonunda Gunners'a 6-6 kaldılar. Yani ilk sahaya geldiklerinde kimse herhalde bu denli bir oyun beklemiyordu. Ancak yani isim kadrosuna baktığında zaten bambaşka bir hikaye görüyorsun. Evet. İşte içlerinde birinci ligde, ikinci ligde top oynamış insanlar, Süper Lig'de hocalık yapmış insanlar. Bunların üzerine o kadar güzel teknik bir oyun oynuyorlar ki hem rakibin hem de izleyenleri büyülüyor. Yani Erhan İlkiz çok bir yanlış anlamasın. Yani o derece bir kondisyon öyle bir insandan bekler miydim? Beklemezdim ama ön tarafın her yerine koşabiliyor. Forvet'teki abi diyorsun. Evet. Yedim her abi. Yerinden gol atabiliyor. Yani her golü attı şu ana kadar zaten 3 haftada. İnanılır gibi değil. Beklediğimizden çok daha fazlası. Yetenekli. Yani çok iyi bir kadro olacağını, çok iyi bir şey olacağını bekliyorduk biliyorduk, ama aynen. Yani ama sahada görmemiştik sonuçta. Bu denli pas oyununu ve teknik oyunu bu denli iyi oynayabilecek yerini ben bu kadar beklemiyordum ki oyundukları oyun gerçekten de takdire şayan müthiş goller atıyorlar. Gerçekten de oyun olarak çok keyif veriyorlar. Kesin. Commodore'a geçiyoruz. Commodore geçen senin ikinci lig şampiyonu. Evet. Biraz önce Gunners'da söylediğimi aynı şekilde tekrarlayacağım. Commodore için de burada olmalarını ben kesin olarak bekliyordum. Genç çocuklar, heyecanlar, hevesliler, iyi de top oynuyorlar. Futbolu bilen arkadaşlardan oluşuyor, iyi mücadele ediyorlar. Bu sonuçlar benim için sürpriz olmadı Commodore adına. Tabii daha önlerinde daha çok zorlu maçlar var. Nispeten biraz daha ilk 3 maçta nispeten daha hafif maçlar yaptılar. Ama yine de birinci lige bence kolayca adapte olacaklar. Ve playoff potasında bitirebileceklerini tahmin ediyorum. Ben bitireceklerini tahmin ediyorum daha doğrusu. Sadece maç içinde biraz bazen yükselebiliyorlar. Bu da çok normal. Çünkü herkes biraz önce mesela Cavaliers için söylediğim şeyin tam tersi. Bazıları da bazı takımlarda kazanmak isteği. Kazanma hırsıyla oynar ama burada tabii ki biz şimdi yıllardır bu işin içinde olan insanlar olarak biraz daha kendimizi törpüledik, körelttik bu durumda. Arkadaşlar tabii ki çok da zona da benzetiyorum bu arada Commodore'u. Zaten size sürekli söylüyorum. Evet. Birebir benzetiyorum hatta. Yani kuruluşları, yükselişleri, çıkışları böyle heyecanları, hevesleri, tepkileri bizim ilk zamanlarda yaptığımız şeyler böyle. Commodore'u, Commodore'un yaptıklarıyla çok benzetiyorum bizi. Ama biraz daha o hırsı, o şeyi dizginlemeleri lazım. Kendilerine zarar verecek çünkü. Çok kendilerine zarar verebilir. İstedikleri sonuçları o zaman almamaya başlayabilirler. Hem saha içinde hem saha dışında biraz daha her şeyin işte maçı kazanmak olmadığı fikrine ne kadar hızlı yönelirlerse onlar için daha avantajlı duruma gelecek. O zaman zaten sakin kalabilirlerse çok iyi ayakları var. Direkt sonuca gidebilecekler. Zaten daha rahat kazanabilecekler maçları ama biraz daha sükunet onlar için daha iyi olacaktır. Ama iyi bir takım. İzlerken ben keyif alıyorum Commodore'u. Geçen sezonu bu sezonu görmediğimiz için sezon uzun ve birinci her zaman daha zor. Aytoş ve Mehmet'in yedeklerinin bulunması veya artık onları oyuna adapte etmeye, oyuna alıştırmaya başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Aytunç'a, yani Aytoş o kadar büyük bir top oynuyor ki onsuz tabii, nasıl oynarlar ben şu an bilemiyorum. Ya, yine iyi bir oynayacaklardır ama muhakkak. Aytoş ama sonuca gitmedi biraz. %30'unu alıyor sırtına yani. Değerli bir derinleştirmek lazım, durum. Yedeklemek lazım kesin. Yedi belaya gelelim.
Onlar da geçen sezon şampiyon olamadıktan sonra sezonun müthiş bir transfer dönemiyle başladılar. Yani yedi bela için bu cümleyi kurmak gerekiyor. Geçen sezon şampiyon evet. olamadıktan transfer sonra. Transfer şampiyonu oldular diyebilir miyiz Galatasaray'da? Evet, Soğanlık 8-2, Ataşehir City 2-0, Red Light. Geçen sezon şampiyonuna karşı 2-1'lik bir mağlubiyet. Müthiş bir maç olmuştu o. Önce onu söylemek istiyorum. Mükemmeldi. O bir cepte. Onun dışında da bildiğimiz yedi bela oyunundan yavaş yavaş farklı bir şey evriliyor değil mi? Evrilmeye başladı. Çünkü oyuncu kalite yani oyuncu tarzı da profilleri değişiyor. Çünkü. Profilleri değişiyor. İşte Eren'in transferi, evet. Eren'in oyun tarzı, Eray Polat'ın oyun tarzı biraz daha farklı. O yüzden biraz daha farklı bir yere evriliyor ama hala başarılı bir oyun var sahada. Çünkü kuvvetliler yani şey anlamında kuvvetliler. Futbol bilgisi anlamında da kesinlikle. Kuvvetliler, futbol anlamında da kuvvetliler. Şimdi aldıkları adamlar da yani, tamam oyunları evrimleşecek bir şekilde mecbur. Evet. Onlara uyum sağlayacak ama zaten aldıkları adamların hepsi de futbolu çok iyi bildiği için yani yine kaybetmeden geçiyor süreç ya da daha az hasarla geçiyor diyeyim. Tabii ki aralarda kayıplar olacak o ayrı bir şey ama o evrimleşme sürecinde daha az hasarla muhtemelen geçeceklerdir. Ama farklı bir yedi bela izliyoruz o kesin. Ben aynı fikirdim. Yani yedi bela Eren'i acaba ikilinin önünde düşünecek yer mi diye düşündüm. Sezonun başında çok da bunu düşünmüyorum. Biraz daha özgür oynatıyorlar Eren'i ama. Onu denediler diye biliyorum ben yani, hazırlık maçlarında. Olabilir. Hı-hı. Seni bir arasınlar. Eren'i biz bu ikilinin önünde nasıl tutarız diye bir sorsunlar. Çünkü Eren'i tutabilen tek adam sendin. Eren'i tabii ben tutuyordum ama işte ben yanlış yapıyordum. Eren'i en yanlış kullanan adam bendim ya mesela. Ona bir şey demiyorum. Ben ortada koşturuyordum çocuğu mesela. Onu ileride serbest bırakıp ayağına gelen topu vur. Ya da işte adamları geç vur. Ya bu haftada inanılmaz goller atmış. Bir, özellikle ilk gol inanılmaz yani. Onlar daha iyi bilecektir nasıl kullanacağını Eren'i. Onların kendi oyun sistemine göre. Ben farklı bir şekilde değerlendiriyordum o ayrı. Ama yedi belanın o şey süreci, evrimleşme sürecini ben merak ediyorum. Evet, yani farklı bir oyun nasıl olacak? Nasıl sonuçlar alacaklar? Sonu nasıl getirecekler? Beni açıkçası heyecanlandırıyor. Gelelim Gençler Gücü'ne. O da oyun stilini yavaş yavaş değiştiren bir ekip olarak göze çarpıyor. Gençler Gücü özellikle ilk hafta yoktu galiba. Batuhan çok dikkatimi çekiyor. Evet. İlk hafta varsa da beni affetsin. Şu an aklım... Onur da aynı şekilde yeni transferler. O da çok yani, oyun değiştiriyor. Çok oyunda baskın karakterler. Zaten Samet gibi bir isim var. Onun yanına ek birileri kesin lazımdı. Batuhan onu biraz karşılamış gibi. Yine muhtemelen kısırlık çekecekleri zamanlar olacaktır oyun içinde. Çünkü özellikle savunma kısımları daha çözülebilir. Gol yiyebilir bir durumda ama en azından hücum kısmında daha fazla alternatifleri var şu anda. Gençler Gücü zaten ligin iyi top oynayan takımlarından biri. Her zaman başarılı olan takımlarından biri. Yine playoff potasında olacaktır. Ama bunun neresinde olacaklarına kendileri karar verecekler artık. Üstlerinde mi, altlarında mı, nereye yerleşecekler. Onlar kendi oyunlarıyla, kendi mücadeleleriyle belli edecekler. Ama şu anki Gençler Gücü özellikle de Samet'in yanında işte Batuhan'ın katılımıyla, senin söylediğin Onur'un katılımıyla daha farklı, daha güzel bir görüntü veriyor. Ben şey merak ettim ya, iki haftadır izlerken bu takıma bir tane pivot santrafor gelse nasıl olur? Yani Onur Karapınar gibi, Barış Örnek gibi, Barış Örnek transferi galiba olacak. Ne paylaşmışlar öyle bir şey. Böyle ama bir... o zaman yani daha farklı bir şey olur. Nasıl bir oyuna dönecek çok merak ediyorum çünkü evet Gençler Gücü oyun değişti. Evet hala güçlü bir oyun var. Ama biz daha önce hiç Gençler Gücü'nü bu şekilde pas set oyununda ve pivot santrforla görmedik. Bu kadar yetenekli ayaklarının olduğu bir takım pivot santrforla birlikte boşluk da bulmaya başlayacak. Başlar. Nasıl bir oyuna evrilecek? Ligin 8. 9. haftasındaki oyunu çok merak ediyorum evet. Şu an için. Bak heyecan verici bir şey daha çıktı. Güzel. Gelelim Karabela'ya. Onlar da 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldılar. Son haftaki Kazanova mağlubiyeti çok güzel bir oyun oynadılar. Kazanova kaçtı, Karabela yakalamaya çalıştı ama Kazanova en son kaçarak son noktayı koydu. Şöyle, Kazanova normalde maçlar hızlı başlıyor biliyoruz ama Karabela çok hızlı reaksiyon verdi. Evet. Aslında kötü de bir oyun oynamadılar bence. Kaleci Kenan'ın çok inanılmaz kurtarışları var. Belki skor çok daha farklı da olabilirdi ama oyunun bazı yönlerinde, bazı dakikalarında kopmasa Karabela aslında ve sürekli kadro devamlılığını sürekli sağlasa aslında çok daha iyi sonuçlar alır. Ama oyunun bazı bölümlerinde kopuyorlar. Aslında çok inanılmaz iyi ayakları var. Yani böyle tek paslarla işte bir topuk pasıyla arkaya hemen böyle pozisyonlara girebiliyorlar ama böyle bir kadro devamlılığı biraz daha burayı bir öncelik haline getirseler öncelik haline getirseler derken daha önemser duruma gelseler mesela bence kesinlikle çok daha iyi sonuçlar alacaklar. Karabela maçında da Karabela diyorum Kazanova maçında da tamam Kazanova çok çok üstün bir futbol oynuyor her rakibine karşı. Üstün derken yani hücum anlamında baskın bir karakter ortaya koyuyor. Evet ama Karabela'da mesela bu maçta puan alabilirdi. Hı hı.
Ama işte oyunun bazı bölümlerinde böyle kopmalar yaşanıyor. Çok pozisyon veriyorlar mesela. Kenan çok kurtarmış mesela bu hafta, yani daha farklı bir skor olabilirdi belki de. Ama Karabela kadro devamını sağlarsa bence üst sıralarda bitirecek bu sene. Bu sene biraz daha istekliler gibi geliyor bana. Ben de Karabela'da 7 kulübesinin hem nicelik hem nitelik olarak bir tık daha artması gerektiğini kesin düşünüyorum. Yani biraz önce dediğim o önemseme, öncelik şeyi de bunu demek istiyorum iki, aslında. Yani iki kişi daha olsa kenarda kesin oyuna müdahale edilebilecek kesin boyutlarda başka bir şey oynayabilirler. Yani bu hafta çünkü yoruldular da şimdi evet. Kazovan hızlı oyununa alışmak, herkes, onunla oynamak çok ciddi zor bir iş. Tabii, o yüzden biraz daha yedek kulübesi istiyor. Gelelim Ekmek Spor'a. Yani isim Türkiye finalleri, Marmara finalleri, Nike turnuvalarında oynamış bir isim. Ekmek Spor ismi. Sezona da öyle başladılar. Bir tek son şampiyon Red Light'e karşı 8-6'lık bir mağlubiyetleri var. Vallahi Ekmek eski adıyla gelecek hemen hemen kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz aslında. Hı. Yine kuvvetli, güçlü, baskın bir oyunları var. Zaten Yasin gibi inanılmaz bir, yani halı sahalarda ender gördüğüm tipte bir forvetleri var. Her yere giren, her yere çıkan, yani biraz acayip kanat gibi oynuyor ama ya. Sahte 9 gibi işte, aynen. Guardiola'nın sahte 9'u gibi. 9 gibi oynuyor. Ama bu hafta 5 gol atıyor mesela ve yani geçen hafta 4 tane bir gol aradan çıkıyor, giriyor. Birini uzaktan vuruyor, birini geçiyor, vuruyor falan. Her türlü golü atıyor. Böyle bir güce de sahipler. Onun dışında tabii ki çok da etkili ayakları var. Savunmada falan değiller ama Red Lightning maçında tabii ki Red Lightning de çok kuvvetli ayakları var. Yani onlarla sonuca gidiyorlar zaten bu hafta. Ama Ekmek de bence yine ligi üst sıralarda tamamlayacak takımlardan biri olarak Ekmek görüyorum. Ekmek Spor oyuncu önerim. Portal Turco olsan. Hayır. Düşünebiliyor musun uzun topu indirdiğini? Yok, mükemmel olur. Yok yok, tabii tabii. Yani hayır dememin sebebi Oğuzhan'ın benim almak istemem de. Yasin ve Hasan'a sürekli topu indirdiğini düşünebiliyor musun? Yani sadece şey olarak düşündüm. Hani Oğuzhan'a derken hani onun gibi bir isim. Anladım anladım. Uzun topu boylu indirebilecek. Uzun boylu forvetten bahsediyorsun. Pivot oynayabilecek. Galatasaray'ın da bir forveti vardı, adını zikredemiyoruz artık, yasaklı. Serkan geliyor. Onun gibi bir forvet diyorsun sen. Anladım evet. Ben onu. Ne oldu Serkan? Ondan sonra evet, farklı bir şey yapabilir. Farklı bir etki gösterebilir o tarz bir forvet ama gerçekten Yasin de varken aslında ihtiyaç var mı diye de düşünüyorum. Çünkü golün her türlüsünü atıyor. Biraz sanki hani orta saha savunma böyle dengesini... Zaten golcü olarak düşünmedim ben. Anladım. Yardımcı, yandakilere tabii yardımcı. Onlara daha çok alan açma olarak. Yani hücumda bir eksiği olduğunu düşünmüyorum ben ya Ekmeğin. Yani. Hücumda bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Biraz savunmada daha sağlam evet ayakları yere basarsa o daha iyi sonuçlar alacaklar. Emre Kalafat sakatlıktan çıktı. Emre Kalafat tam şey randımayla oynayamıyor. Biraz kendine geldin mi? O eski AGC şey, final oynadıkları dönemdeki o oyununa geldin mi? O evet sorunu %80 çözecektir. Kesin. Tek başına. Red Light evet gelelim. Onlar da ilk hafta mağlubiyetle başladılar. Ama ardından müthiş bir toparlanma. Önce 7 belaya, sonra Ekmek Spor'a birer galibiyet. Eksi bir avarajdalar. Şampiyon bir ara verdi ama devam ediyor. Evet. Red ilk haftaki Karabela'nın mükemmel oyununda tabii ki. İyi, mükemmel bir oyun oynamıştı. Tabii ki. Beklenmedik diyebileceğimiz bir mağlubiyet yaşamıştı. Yani bir önceki sezonun şeyine göre, durumuna göre söylüyorum ama sonrasında iyi toparladı. İlk önce 7 bela, sonra dediğin gibi Ekmek Spor maçlarında. Red toparlanacaktır. Çünkü gerçekten çok çok iyi ayakları var. Hı hı. Bu hafta işte Kutay, Hayrullah, yani inanılmaz bir top oynamışlar. Gerçekten. Çok daha iyi sonuçlar alıp üst sıralarda bitirecektir. Yine bir sürprize mahal vereceklerini zannetmiyorum. Bazen şey olur çünkü. Şampiyon olursun, bir rehavet olur, hafif düşersin falan. Red'de öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Hırslı arkadaşlar. Futbolu seven, futbolu bilen arkadaşlar. Onlar yine üst sıralarda bitireceklerdir. Ama neresinde olur o kısmı şu an çok kestiremiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi takımlar var bilinecekte. Evet. Gelelim başa belaya. Onlar da yıllardır aslında sürdürdükleri denge oyununu iyi kötü oyun olarak devam etmeseler de skor olarak devam ediyorlar. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle 3 puandalar. Yani ya müthiş transferler yaptılar. Onun üzerine eski oyuncular da puan kazanmaya başladı. Ama özellikle Akın hala bir bağlantı kopukluğu mu yaşıyor? Yani Ahmet Halka'ya geldiği sürece bu sorunu yaşamayacaklardır ama gelmediği haftalarda o ileriyle evet gerisi arasındaki bağlantı kopukluğu sürecekler. O şart. Yani arada bir köprü vazifesi görecek bir oyuncu şart. Hatta mesela normalde işte halı sahada 2-3-1 ya da 3-2-1 tercih edilir. Başıbela çok böyle hücumcu bir, yani gol atma potansiyeli çok yüksek oyuncularla oynamış. Hı-hı. Mesela bu hafta. Önceki maçlarda da genelde o şekilde oynadı. Ama o denge unsuru olabilecek biri bence şart Başıbela'ya. Ama önceki sezonlara göre daha böyle daha pozitif, daha potansiyelli kesinlikle bir görüntü sergiledikleri kesin. Yani daha çok istiyorlar. Böyle hani bu yapabiliriz'i aldılar bence şu anda. Hani yapabiliriz. Ki Engin abi de
ben uzun zaman sonra bu kayıt dağılı gördüm. Evet evet kesin. Dün gerçekten de. Dün de yine Galatasaray formasını giymiş gülerek bir storiesini gördüm. Bir güldüm böyle. Ondan sonra. Çok iddialı. İddialı. Yani şampiyon olmak istiyor. Başa bela güzel bir takım. İlk defa, birinci ilk de özellikle Engin abi de ilk defa görüyorum. Şampiyon olmak istiyorum seni ilk defa güzel görüyorum. Güzel kadrosu var. Güzel eklemeler yaptı. Sadece biraz işin mücadele kısmında işte daha böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda ne yapacağı belirleyecek onu. Yani işin mücadele kısmında savunma kısmında, orta saha arasındaki denge kısmında neler yapacaklar, hangi kadrolarla gelecekler. Şimdi bu haftaki kadro çok potansiyelli bir kadro. Hücumda anlamında herkes patır patır gol atıyor, pozisyon buluyor ama her maç bu şekilde gelecek mi veya işte o dengeleri nasıl oturtacak, o çok önemli. Çok haklısın. Başa bela ama playoff yapar diye düşünüyorum ben. Yani playoff'u da orta sıralarda bulunur diye düşünüyorum. Ben de playoff odasında bu sene kalacağını düşünüyorum. Gelelim Esse'ye. Onlar da bir galibiyet, iki mağlubiyetle şimdiye kadar sahadan ayrıldı. Ataşehir'si karşısında bir galibiyet almışlardı. Sonra Kazanova Gençlergücü karşısında mağlubiyetle ayrıldılar. Yani özellikle bu haftaki oyun, tamam Kazanova maçında eksik kadro vardı gerçekten. Hı-hı. Özellikle stoper bölgesinde o kadar eksiğin olması. Yani iki tane şu anda baba stoperiniz var. Mahir ve Ufuk. Ne, yok. Ufuk Aracıoğlu. Bent of Brothers'a. İki tane baba stoper varken Kazanova maçında stopersiz gelmek hata demek istemiyorum ama yani aksilik. Tabii aksilik. Bir aksiliktir ama şimdi Gençlergücü maçındaki kadroya baktığımda daha iyisini yapması gereken bir kadro. Çok dağınık oynamışlar. Aşırı dağınık oynamışlar. Sahada yani. Çok haklısın. Bildiğimiz eski görüntüsünden aslında çok dışına çıkmışlar. Aslında evet. Daha derli toplu. İstediği sonuçlar alamasa da maç sonuna kadar derli toplu oynayan bir takımdır Este. Yani o dizilişleri çok bozmaz. Bu hafta biraz dağınık oynamışlar ve dağılmışlar. Hani gençler hücum golleri geldikçe bir dağınık görüntü sergiliyorlar ama Este'nin toparlanabilir. İlk maça çok iyi gelmişlerdi. Böyle 10-15 kişi bir hevesle. Yani o hevesi, o hırsı tekrardan yakalamaları bir güzel olur. Yani bizim için de güzel olur. Kendileri için de güzel olur. Yine aynı şekilde o kadro, İşte tam kadro, alternatifli kadro o hevesle gelinirse diğer maçlarda istedikleri sonuçlar alabilir. Esen'in potansiyeli çok yüksek. Her zaman çok iyi ayakları var. Çok iyi bir yani savunma futbolunu oynayabilecek en iyi potansiyel sahip takımlardan biri. Oraya 3-2'yi bir dizdiğin zaman bütün takımları kitleyebilirsin. Ama bu hafta biraz dağınık oynamışlar. Yani o çok Esse kalitesinde, Esse tecrübesinde bir takıma çok yakıştıramadım o görüntüyü ama bence toparlayacaklardır. İşte çünkü adı yeter yani. Masters diye gelelim. Onlar da kötü başladıklar sezonun son hafta bir dur dediler ve Kozi'den 10'a 5 yendiler. Yani onlarda da takıma toplayıcı bir orta saha çok göze kesin batıyor. Yani evet, çok güzel ayakkabı orta saha ikilisinde. İşte Serhat abiyle yanında genelde bazen Enes oynuyor, bazen Yusuf oynuyor ama evet, iyi bir ayak. 2-2 ayak ama bir toplayıcı orta saha. Kesin. İşte seken topu alacak bir orta sahaya ihtiyaç olduğu da çok göz önünde. Bu bir gerçek. Onun dışında stoper hattına baktığımızda Orsun çok güzel maçlar çıkarıyor. Çok takım üzerinde de etkisi olan bir oyuncu. Kreatif çok mu sorunlar Master'ın? Bence yok. Ama özellikle fizik olarak orta sahayı bir tık daha güçlendirmesi lazım. Transfer döneminde buna bakarlarsa biraz daha ikinci, yani transfer döneminden sonraki haftalar onlar için daha rahat ve kolay geçecek. Kesin. Soğanlığa gelelim. Çok az vaktimiz kaldı çünkü biraz hızlandırıyorum. Şöyle söyleyeceğim. Soğanlık kesinlikle şu 3 maçta 3 mağlubiyeti hak edecek bir topu oynamıyor. Kesin olarak söyleyeyim. İlk hafta 7 bela maçında inanılmaz iyi başlamışlardı. 7 bela 6 kişi kaldıktan sonra Soğanlığa bir şey oldu. Normalde 7 belaya bir şey olmasını bekleriz o maçta. Gerçekten çok iyi direnmişlerdi. Çok iyi kapanmışlardı. Güzel de pozisyonlar bulmuşlardı. Hakeza bu haftaki maçta da aynı şekilde Komodor maçında da aynı şekilde. Yine iyi başlıyorlar. Yine hızlı başlıyorlar ama muhtemelen şöyle bir sıkıntı var. Masa da bu arada gitgide düşüyor. Niye? Ne oluyor? Basıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Şey bilmiyorum. Önemli değil. Boşver. Masa yere düşecek birazdan. Masa ne kadar inerse o kadar bitirmemiz lazım. Ya da bitirelim diye herhalde şey mi yapıyorlar artık yeter. İçeriden değil mi? Ondan sonra maçın sonunu getiremiyorlar. Son 15-20 dakika özellikle. Evet. Son 10-15 dakikayı getiremiyorlar. Ve kondisyon yetersizliği burada. Biraz belki ekleme yapabilirler. Transfer döneminde transfer döneminde bir kadro denili oluşturabilirler. O işte yorulunca oyuncu değişiklikleriyle o dengeyi sağlayabilirler ama kesinlikle oynadıkları futbol, özellikle maçların 35-40 dakikasında oynadıkları futbol bunu hak etmiyor. Bir dakika. Bir dakikaya çıkıyoruz Oktay. Bir değil de işte. Bir. Devam ediyorum. Kanki Ateşehir City'de 24. sene al, Kozyatağ'ını ben alayım. Tamam. Ateşehir City'ye gelelim. Onlar da 14. sırada. Henüz puanla tanışamadılar.
Onlar da bilinecek temposuna alışmak zorundalar. En baştaki kesin olay o. Ama biraz ilerleme var gibi geldi kesinlikle bana. Kesinlikle. Bu haftaki yani oyunlarında çok iyi kapanmışlar. Çok iyi direnmişler mesela. Güzel yerleşmişler. 2-0 bir sonuç. Tamam, gol atamamış olabilirler. Evet, hücumda biraz eksik kalmışlar ama güzel bir mücadele sergilemişler. Bu da onlar adına bir ilerleme bence. Çok birinci, haklısın. Yani ikinci ligde oynayıp birinciye çıkan takım için o alışma süreci biraz sürebilir. Ama Ataşehir'si olumlu izler veriyor. Özellikle son iki maçta dediğin gibi. Kesin. Gelelim 10 koz yatağına. Onlar da henüz puanla tanışamadı. Puanla tanışamadı. Biraz önce soğanlık için söyleyeceğim şeyler koz yatağı için de biraz geçerli. Bence 3 maçta 3 mağlubiyet alacak bir takım değil. Ama mesela ilk hafta oynayan kalecisi son iki maçta oynamadı. Çok iyi bir kaleciydi. Yani gerçekten biraz önce söyledim işte takımın %50'si bence kaleci dediğim şey koz yatağı için çok geçerli. Çok iyi bir kaleciydi. Aslında kötü oyuncuları yok. Kötü bir futbol da oynamıyorlar. Ama nedense böyle bir maç içinde bazen dağınık, düzensiz, bir anda kopma, bir anda böyle ard arda goller yeme gibi durumlar yaşanıyor ama transfer döneminde transfer yapacaklarını biliyorum. Zaten söylemişlerdi. Bu haftaki maçtan sonra yeni transferlerle daha farklı bir çehreye bürüneceklerdir. Ben Koz Yatağı'nın bu sıralarda bitireceğini düşünmüyorum kesinlikle. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Gelelim FC24'e. Onlar da henüz puanla tanışamadı. Yani FC4 aslında bildiğimiz gibi başladı desek doğru olur. Yani genelde daha sonra danışılan bir takım ama birkaç özel isim var. Emrah abi gibi, işte Hızır Uzundağ gibi. Gerçekten de özel, şutu iyi, kuvveti yerinde isimler var. Bu isimleri daha çok bir şekilde getirmeyi başarmalı kesin FC24. Kesin. Güzel bir kadro var. Yedeklerle veya yani bu 2-3 isim katıldığında yedeklerde de bir fazlalık oluşturulacak. Bu kadroyu genişlettiğinde yani 14 kişiye çıkardığında, gelecek kadro olarak söylüyorum tabii ki, çıkardığında müthiş bir senaryo başaracaklar. Geçen sezon playoff'u son saniyede artık kaçırmışlardı. Yine öyle bir bu senaryo sene belki de kaçırmayacak. Evet, öyle bir senaryo izleyebiliriz. Belli olmaz. Çok güzel bir takım. Çok hoşuma gidiyor onları izlemek. Sadece maç içinde böyle kolay çözülüyorlar. Evet. Golleri ard arda deyince, ya çok normal. Tabii ki bu çok bir yandan da psikolojik bir olay yani o anda. Kolay çözülebiliyor. Ona bir tık bir dikkat demeyeyim de ona bir çözüm bulabilirlerse ve senin dediğin gibi kadro derinliğini arttırabilirlerse buranın üstüne çok rahat bir şekilde çıkacaklardır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya sahada, ardından da bir dahaki haftaki programlarda görüşmek üzere.